immer alles nur eine Fassade. In meinem Drinnen, wenn ich abends schlafen gegangen bin in meinem Bett alleine, traurig, kaputt in mein Herz. Allah bana maddi olarak her şeyi verdi. Traurig, ama kalbim hastalıklar içindeydi adeta. Bir gün arkadaşlarımla yine diskoya gittim. Onlarla diskodayken camiyi özledim. Allah'ı özledim. Diskodaydım ama ağlamak istiyordum. Çıkmak istiyordum oradan. Kendi arabamla gitmemiştim. Diğer arkadaşlarıma haydi gidelim, gidelim dedim. Her şeyi görüyordum artık. Çıplak kadınlar ve erkekler, içki, kavga. O hayat bozuktu. Yaptığımın hata olduğunu anladım. Ben camiyi özledim. O gece oraya gitmek çok büyük hataydı. Subhanallah, wirklich, ich war ganz traurig in meinem Herzen, verzweifelt, alles. Ich habe dann diesen Bruder. Elhamdülillah, o gün son oldu. Onlarla bir daha görüşmedim. Ich hatte lange nichts mehr mit denen zu tun. Der hat immer mit mir. O sabah uyandım ve o kardeşimi aradım. Aber ich wollte das am Anfang nicht. Ich habe gedacht, Islam ist Wahrheit. Sesinden mutsuz olduğumu anladı ve neyim var diye sordu. Ondan bana namaz kılmayı göstermesini istedim. Allah'la konuşmak, ona secde etmek istiyordum. Ona çok ihtiyacım vardı. Arkadaşım benimle ilgilendi. Hemen bana geldi. Namazın nasıl kılındığını gösterdi. Onunla birlikte camiye gittik ve namaz kıldım. İlk kez namaz kıldığım an, hayatımda ilk defa özgürlüğü gerçekten tattığım andır. Kalbimi bağlayan şeytani zincirler toz olup uçmuştu. Namaz bambaşka bir şeydi. O, parayla alınamayacak bir şey. Nasıl yapacağımı ve ne denileceğini bilmiyordum. Sadece hareketleri yaptım. Kalbim o kadar hızlı attı ki, hayatımda yaşadığım en güzel duyguydu bu. Çabucak bitmemesi için yavaş yavaş namazımı kılmaya başladım. Akşamları eve geldiğimde hemen camiye gidiyorum. İlk zamanlar camiye gitmeye korkuyordum. Oradaki insanların bana gelip, sen kimsin? Ne işin var burada diyeceklerini düşünmüştüm. Ama insanlar hiç de öyle değildi. Hepsinin yüzünde güzel nurani tebessümler vardı. Çok sevecendiler. Sanki yabancı değil de yıllardır tanıştığım kardeşlerim gibiydiler. Elhamdülillah, namaz kılmaya başladım. Bir gün, bir vakit, sonra iki vakit, üç, dört derken beş vakit namaz kılmaya başladım. Müslüman kardeşlerimle camiye gidip Allah hakkında konuşuyordum. Bir gün fecir namazını ilk defa camide kılmaya gittim. Giderken kuşlar ötüşüyordu. İçim ferahladı. Bu yol doğru yoldu. Ve ben bu yoldan çıkmak istemiyordum. Arabamı sattım. Ve kötü şeyleri bıraktım. Artık çok para kazanamıyorum. Ama yine de mutluyum. Sonra Kur'an okumaya başladım. İlk kez Kur'an okurken ağladım. Yeni elime aldığım bir kitabı okuyordum. Ve anlamını bilmesem dahi ağlıyordum. Yüce Yaratıcı'nın kitabından başka bir şey olamazdı bu. Artık her şey sağlamlaşmıştı. Kardeşlerimle hep birlikteydim. Anladım ki başka hiçbir şeyin anlamı yok. İnsanlar kendi kurallarını, dünyevi kurallarını koymaya çalışıyorlar. Ama bunların hiçbiri mutluluk getirmiyordu. Anladım ki Kur'an'daki kurallar bizim kötülüğümüz için değil, iyiliğimiz içindi. Aslında bu olayı şöyle izah edebiliriz. Mesela, arabanın nasıl yapılacağını öğrenmek için Mercedes fabrikasına gidiyorsunuz.
Araba yapılışını sadece 2 saniye izliyor ve hemen kendinize kağıttan bir araba yapıyorsunuz. Evet, sadece 2 saniye izlediğiniz için arabanın kağıttan yapılacağını sandınız. Bu araba fabrikadan, uzmanından çıkan araba ile hiç bir olur mu? Kağıttan araba kaç metre gider? Bu da böyle bir şey işte. Allah da bize bu kuralları koydu ki hayatta başarılı bir şekilde ilerleyelim. Problem yaşamayalım diye. Çünkü bizi yaratan o, uzmanımız o. İslam'la şereflenen Yasin, Müslüman olduktan sonra çevresinde yaşanan gelişmeleri bakın nasıl anlatıyor. Müslüman olduğum ilk dönemlerde aileme hemen açıklamadım. Onlar da anlamadı zaten. Çünkü Müslüman olmuştum ama Müslüman gibi yaşamıyordum. Kalbimde taşıyordum sadece. Namaz kılmaya ve domuz eti yememeye başladım. Domuz eti yemek istemediğim zaman annem bana, "Sen Müslüman mı oldun? Onlar da domuz eti yemiyor." dedi. Maalesef İslam'la ilgili sadece kötü şeyler duymuştu onlar. Müslüman olduğumu doğrudan söylemedim. Ama hep İslam'la ilgili konuşuyordum. Annem bana, "Sen hep İslam hakkında konuşuyorsun. Müslüman gibisin." dedi. Ben de Müslüman olduğumu açıkladım. İslam'ın tek gerçek din olduğunu söyledim. Annem çok üzüldü. Karşında değil ama sonradan ağladığını duydum. Babam da bana karşı mesafeli olmaya başladı. Benimle konuşmuyor, hep yere bakıyordu. Bazen, "Nasıl Müslüman olursun sen?" diyerek kızdığı anlar da olurdu. Onlara Hazreti İsa'nın heykellerinin yardımcı olamayacağını anlattım. Ama anlamak istemediler. O zamanlar hala Müslüman gibi yaşamadığım için umursamadılar. Annem, babam ve kız kardeşim dışında hiç kimse bilmiyordu Müslüman olduğumu. Müslüman olduğum için annem utanıyordu ve kimseye söylemememi istiyordu. Namaz kılmaya ve bir şeyler değişmeye başlayınca evde problemler çıkmaya başladı. Ama sonra annem benim pozitif bir şekilde değiştiğimi fark etti. Onunla artık çok konuşuyorduk. Beraber dışarıya da çıkıyorduk. Annem artık benim için endişelenmiyordu. Eskiden geceleri hep dışarıdaydım. Üstelik eve de gelmiyordum. Dışarıda olduğum zaman benim için çok korkuyordu. Çok para kazanıyordum ama çalışmıyordum. O da ters bir şeyler olduğunu farkındaydı tabii. Anneme okuması için kitaplar vermiştim. Ama babamla hiç konuşmuyorduk. O da hiçbir şey duymak istemiyordu bu konuyla ilgili. İslam hakkında bir şeyler dediğim zaman kalkıp çıkıyordu mutfaktan veya odadan. Çok inatçıydı. Bana hep, "Sen bize ihanet ettin." diyordu. Ama yine de ona karşı hep iyi davranıyordum. Onlar fark etti ki ben değişmiştim. Kötü şeyler yapmıyordum artık. Akıllı ve mantıklı biri olmuştum. Annemle konuştum. Ve o İslam'ın kötü bir şey olmadığını kabul etti.
Annem de babamla konuştu ve artık o da İslam'ın kötü bir şey olmadığını anladı. Annem, artık baban sana kızmıyor dedi. Aramız çok şükür düzelmişti. Ama babam yine de arada bir, neden Müslüman oldun ki? Çöldeymiş gibi yaşıyorsunuz. Kadınlarınız peçeli ve hiçbir şey yapmaya hakları yok diyordu. Ben yine ona nazikçe izah etmeye, açıklamalar getirmeye çalışıyordum. Onunla çok konuştum. Annemi kitaplar okumaya teşvik ettim. Almancası iyi olmadığı için kendi dilimizde kitaplar aldım. Bir gün eve geldiğim vakit annemin kendiliğinden kitap alıp okuduğunu gördüm. İslam'la ilgili küçük bir kitaptı. Hiç unutmam, o kitabı kaç kez okudu. Bir kez de İslam'da evlilikle ilgili bir kitap okuyordu. Ablam boşanmıştı ve çok sorun yaşamıştı. Annem kitabı okurken, burada yazdığı gibi yapsaymış iyi olurmuş dedi. O kitapta yazılanlar Peygamber Efendimizin sünnetlerinden oluşuyordu. İnsanlar böyle yaşasalar çok iyi olur. Bunlar aslında kötü şeyler değil dedi. Annemle ilişkin günden güne iyileşti. Şu an ailemle çok iyi anlaşıyorum. Ne onlar bana ne de ben onlara karşıyım. Artık ailem o heykellere inanmamalarına rağmen o heykelleri kaldırmıyor. Tek Allah'ı ve İsa'nın onun oğlu olmadığını kabul ettiler. Evimizde halen haç figürleri asılı. İnanmadıklarını, öylesine asıldığını söylüyorlar. Maalesef daha Müslüman olmadılar. Namaz kılmaya başlamadan önce bir kız arkadaşım vardı. Bosna'dan geliyordu. Müslümandı. Ama İslam'la ilgili pek fazla bilgisi yoktu. Ve İslam'ı doğru yaşadığı da söylenemezdi. Alman bir kız gibiydi. Ramazan'da biraz oruç tutuyordu. Başka da bir şey yapmıyordu. Başörtü de takmıyordu. Biz flört ediyorduk ve sonra onda da bir şeyler değişmeye başlamıştı. Benim Müslüman olduğumu biliyordu. Arada sırada Allah hakkında konuşuyordum. O konuşmalarımız bambaşkaydı. Kalplerimiz açılıyordu. Bir gün o da başörtülü bir kuzeniyle birlikte seminere gitti. Oradan geldikten sonra değiştiğini anladım. İslam hakkında konuşmalarımız gittikçe artıyordu. Namaz kılmaya başladıktan sonra da birlikteydik. Ben bunun yanlış olduğunu biliyordum. Ona ya evleneceğiz ya da bu böyle devam etmez dedim. O da benimle hemfikirdi. Ailesiyle biraz sorunlar yaşadı. Çünkü onların da İslami çok fazla bilgisi yoktu. Elhamdülillah. Sonrasında evlendik. Şu an evliyiz ve İslam'a göre yaşıyoruz. Eski arkadaşlarımdan çok azıyla, ayda bir kez falan görüşüyorum. Onların arasında da Müslüman olanlar var. Ama dinlerini doğru yaşamıyorlar. Onların Allah'a yönelmesi için konuştum ama dinlemiyorlar. Diğerleriyle ise hiç görüşmüyoruz. Müslüman olarak yaşadığınız toplumda karşılaştığınız zorluklar var mı sorusuna bakanız Yasin kardeşimiz nasıl cevap veriyor?
Tabii ki. Sorulan şeyler de var. Ama genel olarak zor değil bence. Kadın olarak Almanya'da yaşamak daha zor olabilir. Saçlarım açık renkli. Müslümanlığım hemen algılanmıyor burada. Mesela bir kadın elini tokalaşmak için uzattığı zaman kusura bakmayın ben Müslümanım dediğimde şok oluyor. Ama onlara bunun neden yapıldığını anlatmamız lazım. Resmi dairelerde de böyle yaptığın zaman sana kötü davranıyorlar. Bir arkadaşım çarşıya çıktığında sarhoşun biri yanından geçerken arkadaşıma uzun sakallı olduğu için Taliban demiş. Bunu diyen kişi sokakta yaşayan biriymiş galiba. Ona hakaret ettiği halde biraz ilerledikten sonra adamın yanına geri gelmiş. Elindeki alışveriş torbasını adamın önüne açmış ve gülümseyerek ne istiyorsan al. Bu da benim sana hediyem demiş. Ne güzel bir davranış. Sünnete uygun olan davranış da bu. Hakaret duyunca hemen çıldırmamak lazım. Aksine nazik olup hoş bir tavırla anlatmak lazım. İslam'a göre değil de insanların kendi kurallarına göre yaşadığı ülkelerde her şey mahvoluyor, zayi oluyor. Kadınlar ucuz bir fiyata kendini satıyor. Her tuvalde çıplak kadınlar var ve hiçbir değerleri yok. Erkekler bir kadından diğerine geçiyor. Gençler 12 yaşlarında bile içkili, çıplak, sokaklarda uyuşturucu kullanılıyor ve süratle suç oranı yükseliyor. İslam'la şereflenmemiş insanlar büyük bir kayıp yaşıyorlar. Şu an zaten her şey çok kötü. Ama böyle giderse daha da kötü olacak. İnsanlar kendi çocukları için korkuyorlar. Çünkü onlar da buralarda büyüyecekler. Ben kendimden biliyorum. Müslüman olan herkes kendisine sormalı. Sürekli sormalı. Ben nasıl bir Müslümanım? Ben Müslümanım deyip geçilmemeli. Müslüman olsa bile açsın, İncil ve Kur'an'ı okusun. O zaman Kur'an'daki gerçeği görecektir. Almanya'da görüyoruz. Diğer ülkelerde de öyledir kesin. Hep Müslümanlar şunu yaptı, Müslümanlar bunu yaptı diye duyuyoruz. Bu da İslam'a zarar veriyor elbette. Onların Allah'a karşı büyük sorumlulukları var. Bunlar diğer Müslüman kardeşlerimizi de kötü tanıtıyorlar. İnsanlar tekrar düşünsün ve inşallah Allah'a yönelsin. Samimi ve bir o kadar da şahsiyet sahibi Yasin, İslam alemine şu mütevazi tavsiyelerde bulunuyor. Maalesef, hacca henüz gidemedim. Ama inşallah en kısa zamanda gideceğim. Oraya giden herkesin kalbinin daha çok açıldığını ve güçlendiğini duydum. Bir kardeşim anlatmıştı ki, babası çok sert biriymiş ve hiç ağlamazmış. Ama Mekke'ye gittiğinde ağlamış. Hüngür hüngür ağlamış. Çünkü orada gerçekleri hissediyorsunuz. Ben dinini yaşamayan Müslüman kardeşlerimi de gördüm. Oraya gidip geldikten sonra gerçekten çok değiştiler. Namaz kılmayan Müslümanlar bir an önce namaza başlasın. En önemlisidir namaz. Diğer her şey zaten namaz üzerine kurulu. Son söz olarak Müslümanların Allah'a yönelmelerini ve doğru bir şekilde yaşamalarını istiyorum. Dönüş yolunu bulsunlar ve doğruyu görsünler. Müslüman olmayanlara İslam'ın gerçeklerini göstersinler ki artık ön yargılar kalksın. Dünya İslam'a açılsın. Und dass die an die Muslime, die nicht beten, dass sie anfangen zu beten. Das Gebet ist das Wichtigste. Auf diesen Sachen baut man alles andere auf.